Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Oları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine karşınızda gördüğünüz bu iplerden size yepyeni çok güzel bir model hazırladım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş çiçekler arasında papatyalar böyle çimenler arasında bir bahar oyası gibi arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok hoş bir model yapımı da gayet kolay şimdi yapım kısmına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar tığ battılarımızı bu şekilde biraz daha iri yapıyoruz bu çimenin özelliği daha iri tığ battı daha güzel duruyor bu benim daha önce hazırlanmış tığ battım vardı arkadaşlar. Onu değerlendirdim. Şu şekilde tığ battılarımız böyle sık iğneli kirpiklerden oluşuyor. Şöyle arkadaşlar köşeyi nasıl köşede gül motifi durur, nasıl konur onu da size göstermek istedim bu şekilde. O yüzden biraz şöyle dönümlü modelimiz köşe olduğu için sağa doğru meyilli olduğu için bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi modelimizin yapım kısmına geçelim. Şu şekilde sık iğneli kirpikli trabzanlar yapıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi tığımıza tutturuyoruz. Bir defa tığımızın başını dolayıp hemen yandaki tığ battı arkadaşlar. Bu şekilde giriyorum. 2 2 alarak aldım. Bu şekilde bir trabzan yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi kapattım arkadaşlar. Yaptığım trabzanımın içine ve hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Şunları alalım arkadaşlar. Kameramız modelimize odaklansın. Bu şekilde kirpikli trabzan yapıyoruz ara suyu olarak. Ve şimdi arkadaşlar yine bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2 2 olarak alıp şimdi modelimizin yapım kısmına geçiyoruz. Bu boş trabzanımın üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimin üzerine serum halkası şöyle en küçük boy arkadaşlar serum halkasını takıyorum şöyle altından girip bir ilmek alıp sık iğne ile bu şekilde 5 zincirimin üzerine tutturdum halkamı 4 zincir çekiyorum 2 defa tığımın başını doladım ve halkamın içine giriyorum 2 2 2 olarak aldım bu şekilde buraya bir trabzan yaptım arkadaşlar. Ve yine iki zincirimi çekip şöyle ters tarafından ilk kirpiğe değil de ikinci kirpiğimin içine arkadaşlar buraya kapattım. Tekrar iki zincir çekiyorum. Buradaki yaptığım trabzanımın arasına girip buraya kapattım. Bunu buraya tutturmuş olduk arkadaşlar bu şekilde ve yine dört tane zincir çekiyorum serum halkamın içine kapattım bu şekilde evet arkadaşlar şimdi bunu buraya yaprak olarak yaptık 10 tane zincir çekiyorum dördüncü zincirimin içine aşağıdan sayıyorum arkadaşlar dördüncü zincirin içine bu şekilde kapattım buraya bir tane yuva yapmış olduk. Geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4 ve 5. 6. de arkadaşlar şu şekilde serum halkamda yaptım. Buraya bir tane dal yapmış olduk. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doladım serum halkasına girip 2 2 2 olarak aldım tepesine 7 tane zincir çekiyorum kapattım arkadaşlar trabzanımın arasına yuva yaptım tekrar 4 zincir 4 zincirimi serum halkasına kapatıyorum bu şekilde yine yaprak yaptık arkadaşlar Tekrar 10 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10. 10 zincirimi aşağıdan sayıyorum. 1 2 3 2 3 4 karıştırma olasılığı oluyor arkadaşlar zincirleri sayarken. Bu şekilde kapattım. Evet. 5. zincirime girmişim arkadaşlar. Onu oradan çıkarıp tekrar şu şekilde bir alt zinciri giriyorum. hava her zamanki gibi Ankara'da puslu arkadaşlar Işığı da yaktım fakat yine de mesafe uzak olduğu için 2 3 4 ve 5 bu şekilde arkadaşlar 5 tane sık iğne yaptım dalıma buraya kapattım altıncısı kini olarak. Evet ikinci dalımız da hazır arkadaşlar. Şimdi tekrar yaprak yapımına geçiyoruz. 4 zincir. 4 zincirimin üzerine iki defa doladım. Serum halkama girip 2, 2, 2 olarak aldım. Bu şekilde trabzan yaptım. Yine altı tane buraya zincir çekiyorum. Ve kapattım. Bu şekilde trabzanımın arasına. 4 zincir kapatıyorum arkadaşlar serum halkama bu şekilde tamamladık yuvamız arkadaşlar burada ilk yaptığımız dalımızın içine sık iğne ile girdik buraya da 6 tane sık iğne yapıyorum Arkadaşlar bu birinci sık iğnem bu şekilde bu ikinci 3 4. İlk girdiğimizde beraber 6 oldu arkadaşlar. Bir tane de bu boş trabzanımızın içine girip burada arkadaşlar trabzan seviyesine inmiş olduk. Yine bir tane zincirimi çekip bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki boş tığ battığıma 2, 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincirimi çekip buradaki trabzan arama girdim yanına da bir tane sık iğne yaptım yine bir zincir çekip yandaki boşluğu battı. 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım şimdi iki zincirimi çektim buradaki arkadaşlar yaptığım yuvanın içine kapattım iki zincirimi iki zincir çekip döndüm ve trabzan arama girip kapattım. Ve yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar montelemiş olduk yaprağımızı. Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya 10 tane bu şekilde 2 2 alarak kirpikli sık iğneli trabzanlar yapacağız. Ara suyu olarak 10 tane yaptıktan sonra tekrar bu yeşil yuvamızı kuracağız. Bu şekilde iki tane yapıp arkadaşlar bırakalım örnek amaçlı olduğu için bizimkisi bir tane yanına sık iğne yaptım. Bir zincir bir defa doladım. Yuvaya girip 2 2 aldım. 4 zincir hemen trabzanıma kapatıyorum. Yanına da bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir kapattım arkadaşlar kirpik olarak yanına bir sık iğne bu şekilde arkadaşlar 10 veya 12 tane yapıp tekrar modelimizi kuracağız şimdi çiçek yapımına geçelim Evet arkadaşlar bu şekilde yapmış olduğumuz dalımızın şöyle arkadaşlar 10 zincirden arta kalan kısmına gördüğünüz burada yuvamız vardı yuvamızın içine Sık iğne ile ipimizi bu şekilde tutturduk. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum arkadaşlar tığımın başını. Bu yuvaya girip üçünü birden buraya sahte trabzan dediğimiz olayı yapıyoruz arkadaşlar. Ve beş tane de zincir. Beş zincirimi çektim. Aradan bu trabzanımızın arasından bu şekilde arkadaşlar girip Kapatıyorum kirpik olarak buraya. Yine bir defa tığımın başını doluyorum. Aynı yuvanın içine, yeşil yuvanın içine girdim. Ve üçünü birden bu şekilde kapattım. Yine beş zincir. Beş zincirimi trabzanımın arasından kapattım. Bu ikinci kirpik. Yine bir defa doladım. Yuvaya girdim üçünü birden kapattım. 5 zincir trabzanın arasına girip 5 zincirim bu şekilde kirpik olarak kapattım arkadaşlar. Toplam buraya 8 tane bu şekilde kirpikler yapıyorum. Bir defa doladım. Anlatacağım kısım bu kadar arkadaşlar. Aynı işlevi 8 defa yapıyoruz. Şöyle rahat bir şekilde acaba gördüler mi nereden girdiğimi falan diye düşünmeden rahatça yapalım çünkü göstereceğim şekli gösterdim aynı işlevi 8 defa yapacağız nasıl olsa arkadaşlar 5 zincir bu şekilde trabzan arandan kirpiğimi yaptım bir defa doluyorum bakın arkadaşlar ortadan bile batsak yavaş yavaş böyle sağ tarafı meyilli gidiyor dolgularımız 1 2 3 4 5 zincir. Tırabzan arama kapattım. Bir defa dolayıp yeşil yuvaya giriyorum. Üçünü birden kapatıp buraya bir sahte tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen araya girdim. Bu şekilde 3 6 7. Sonuncusu yine bir defa tığımın başına dolayıp üçünü birden buraya bir sık iğne yaptım. Şu ipi arkaya alalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir. Trabzanın arasına girip kirpik olarak kapattım. Yine ilk başladığımız gibi bir tane zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Buradaki yeşil yuvaya hiç dolamadan sık iğne ile kapatıp bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Şimdi arkadaşlar iplerimi arkada yakacağım bu şekilde oluyor kirpiklerimiz. Aynısını aynı rengini bu dalımıza da yapıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz 10 hani zincirden kalan 6 tane zincirimizin içine şöyle şu şekilde yaparsanız bakın arkadaşlar rahat bir şekilde açılıyor. Evet aynısını buraya da yapalım. Orta çiçeğimizde görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle birbirine yakın yaptım. Benimki örnek amaçlı olduğu için. Çünkü arkadaşlar hani görüntü yakın olunca daha hoş duruyor. 3-6 tane kirpik aramız var. Siz bunu 10-12 falan da yapabilirsiniz. Benim örnek amaçlı olduğu için biraz daha yakın yaptım. Siz bu mesafenin iki katını verebilirsiniz. Ve yine buradaki ortadaki 7 tane zincir çekerek yaptığım yuvamın içine arkadaşlar sık iğne ile mavi ipimi bu şekilde tutturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Bir defa tığımın başını doladım. Yuvaya girip 1, 2, 2. 2 tane trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 oldu. 1, 2, 2. Bu şekilde 4 tane trabzanım olunca yine 3 zincir çekip hemen arkadaşlar yeşil yuvaya 5. trabzan olarak bu şekilde kapatıyorum. Bu birinci papatyam. Bunun aynısından 3 tane yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım. Yeşil yuvaya girip 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 4. 3 tane zincir çekiyorum Hemen arkadaşlar Yeşil yuvaya girip kapattım Bu şekilde ikinci papatyamız da hazır arkadaşlar Şimdi üçüncü papatyamızı yapalım 1 2 3 zincir bir defa doluyorum 1 2 2 tane trabzan Tığımın başını bir doladım 3 seferde çekiyorum 1 2 2 bakın arkadaşlar yine 4 tane trabzanım oldu 2 3 zincir yeşil yuvada sık iğne ile kapatıyorum bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar İpimi koparıyorum ipimi yakıp hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu arkadaşlar böyle çiçek tarlası gibi papatyalar çiçekler çimenler arasında çok hoş durdu. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu. Çimenler arasında açan çiçekler, papatyalar çok hoş oldu arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Siz yemeğinizin istediğiniz çiçeklerinden, renklerinden pembeler koyabilirsiniz arkadaşlar. Model amaçlı bu rengi tercih ettim. İnşallah siz de beğenirsiniz yapacak arkadaşlara tekrar kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar ve hoşçakalın.